Çok özür dilerim. Terazilere o zaman bir iltimas geçelim bugün bak. Onları unuttuğum için. Gelsin tablosu. Aşkta üç yıldız vermişsin terazilere. Şimdi e, düzen, güven ön planda olacak terazilerin yaşamında. E, özellikle evli olan teraziler evlerini değiştirmek isteyebilir. Eşleri buna izin vermeyebilir. Eyvah eyvah. E, semt değiştirmeye ihtiyaç duyulabilir. Çevre değiştirme ihtiyaç duyulabilir. Şehir değiştirme yani... Gönül rızasıyla karı koca olanlar aynı noktada buluşmakta zorluk çekebilir. Teraziler bir daralmış anladığım ee, kadarıyla. Evet, yani aynı fikirler, şimdi gezegenlerin kombinasyonu aşk yaşamlarında ve duygusal hayatlarında ayrı fikirler, ayrı duygular içerisinde olmalarını etki edebilir. Allah muhafaza. Tabii ki hemen aynı fikirler içerisinde olabilmeniz mümkün olmasa da benim <laughs> sizlerden ricam en azından zaman tanıyın, e, tartışmalardan uzak kalın. Aranızda problem oluşturan, aranızda soruna neden olan etkileri çözümlemeye çalışın. Çünkü bugün öfkeyle kalkıp, yarın zararlı oturabilirsiniz. E, terazilerin ben gurur çok önemli bir şey insan hayatında, şahsiyetli olmak, onurlu olmak. Bu hafta her konuda e, aşırı onurlu ve gururlu davranışları Kibir oluşturabilir. Bu oluşan kibir ise... Aşk hayatınızda yanlış anlaşılmanıza... E, kimseleri beğenmiyormuş gibi görüntü çizmenize... Hatta boş konuşmalar yapmanıza bile etki edebilir. O yüzden çok teşekkür ederim. Sevgili teraziler... Siz siz olun hiçbir mevzuyu... Ne sosyal hayatınızda büyütün... Ne eşinizle büyütün ne de sevgilinizle büyütün. Bu kadar yani büyük tehlike var burada. Bak, o büyük tartışmalara, gerilimlere, ayrılıklara neden. İş ve çalışma hayatınızda üretmek, kazanmak hafta boyunca ön planda olacak. Korktum vallahi. Sağlığınız gayet iyi teraziler olacak. Teraziler adına korktum. Peki bir önlem alamaz mı teraziler? Yani ee, ne yaparlarsa hani e, dinleyici daha olmaları az lazım da. hasarla atlatabilirler. Şimdi diyelim ki bir e, terazi bayanıyız ya da bir terazi erkeğiyiz. Karşımızdaki eş ya da partner bizi eleştiriyor. Önce cevap vermek yerine karşımızdakini dinleyelim. En güzel önlem budur. Bu bahsedilen ben miyim? Kendisi mi? Şimdi diyeceksiniz ki e ben değilsem o zaman tamam. Ben değilsem tartışmama gerek yok. Bazen hepimiz birbirimizin aynası oluruz. Teraziler bu hafta şunu yaşayacaklar. Heh. Akılsız diyorsa kendi akılsızdır ki arasındakini akılsız diyor. Ruh deneyimlemediği hiçbir şeyi beden hissetmez. Bedenin hissetmediği bir şeyi dil zikretmez. O yüzden siz eğer akılsız değilseniz, eğer siz akılsız değilseniz karşınızdaki sizi akılsızlıkla suçluyorsa Mikrofonun gittiği için böyle yaptım. <laughs> ben de çekiştim. <laughs> Sesi geliyor mu Nuray'ın şu anda? <laughs> Ne oldum ben diye? <laughs> Mikrofon kayboldu. Neyse mu? geliyor şimdi arkadaşlar gelirler. Teraziler özellikle yani kendinde hisse söyleyecekleri duyguları, evet. kendine hissettikleri duygular olduğu için söyleyecekler. Bunu söylemesinler. uzak Kesinlikle. dursunlar. Tartışma oluşturacak her şeyden uzaklaşsınlar. Tamam, karşınızdaki sizi eleştirebilir. Sevmediğiniz cümleleri size kurabilir. E, önce bir bakın neden bu durumu yaşadığınızda Tar Eleştiriye tartışmayla cevap vermeyin. Bunu başardığınız anda olacak çıkacak kavgalar ayrılıklardan önlem almış olduğunuz için uzaklaşacak. Ya terazilerin yapacağı tek şey var bu hafta. Yani sonucunda üzülmemeleri için susacaklar. Aynen öyle. Kim ne derseniz yapıp geçeceksiniz. Kesinlikle. Spot var mı? Spotum evet sakin, huzurlu olmaya özen gösterin.